Müdürüm, protokolün değerli misafirleri, değerli konuklarımız, kıymetli velilerimiz, bizi hiç yalnız bırakmayan ve bizden desteğini esirgemeyen siz müziksever dostlarımız, programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evren müzikle konuşur. Evreni anlamanın yolu müziği anlamaktan geçer. Bir nota yalnızca bizim anımsayabildiğimiz özel bir anın tekrar uyanışı, devasa bir geçmişin yeniden canlanışıdır. Bütün evrenin ve insanlığın hafızasıdır müzik. Müziksiz bir yaşam eksiktir, acısı ve sevinci yitip gitmiştir, kırılmıştır, köklerini unutmuş, dallarını kaybetmiş, yapayalnız bir ağaçtır. Avusturyalı ünlü besteci Mozart'ın şu sözü dikkate değer. Duygularımı şiirle anlatamam çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerle de açıklayamam çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim çünkü ben bir müzisyenim. Duygularımızın dilidir, sevgiliye serenattır. Bebeğimize söylediğimiz ninnidir. Sevdiklerimize yaktığımız ağıtlardır müzik. Söylenememiş sözlerin çığlığıdır. Çağlayanıdır coşku ve sevincim. Umudun resmi ve hayatın gerçek sesidir. Notalarla dile gelen hayat. Yalnızlığımızı paylaşan, coşkumuzu artıran, en önemlisi insanı daha insan ve toplumları daha çağdaş, daha özgür kılan müziğin sonsuz gücüdür. Bugün burada sanatın birleştirici ve bütünleştirici gücüne tanık olurken, insanların dünyaya bağlılığının, yaşama sevincinin büyük türküsüne eşlik edeceğiz. Şef Tanju Yılmaz yönetiminde TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi Orkestrası bugün siz değerli konuklarımıza Türk müziğinin eşsiz örneklerini sunacaklar. Orkestra Hicazkar eserlerden oluşan dinletinin ardından son dönem Türk sanat müziği şarkılarını seslendirecektir. Kıymetli konuklar, şimdi sizlere Türk sanat müziğinin tarihsel gelişiminden kısaca bahsetmek istiyorum. Klasik Türk müziği kendi tarihi gelişimi içinde saray, tekke ve medreselerden destek görmüş, tek sesli olarak gelişen, kendine özgü makam, usul ve tekniğe sahip sesli sanat türüdür. Orta Asya'dan Hun Devleti'ne, Kaşgar ve Buhara gibi kültür merkezlerine kadar İslamiyet'ten önce klasik Türk müziğinin varlığı ve zenginliği, Orta Asya Türk kültürünün oluşmasında önemli bir role sahiptir. Klasik Türk müziğinin 10. yüzyılda Horasan Türkistan Türklerinin İslamiyet'i kabul etmelerinden sonra Batı Türklerince geliştirildiği görülmektedir. 13. yüzyılda Mevlana Celaleddin Rumi'nin müziğe önem vermesi Türk müziğinin gelişimine önemli katkı sağlamıştır. İslami dönemde Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyanlara karşı memnuniyet duymasıyla insanların müziğe karşı ilgisi ve sevgisi artmıştır. Abbasiler çağında müzik daha üstün bir düzeye ulaşmıştır. Abbasiler döneminde yaşamış ünlü Türk İslam bilgini Farabi, yazmış olduğu Kitab-ül Musiki adlı eserinde müziği kuramsal açıdan açıklamış, müzik aletleri hakkında bilgi vermiştir. İslam medeniyeti tarihinde sufiler, ruh hastalıklarının müzikle tedavi edildiğinden bahsetmişlerdir. Yine bu dönemde yaşamış büyük Türk İslam alimleri ve hekimleri Zekeriya Errazi, Farabi ve İbn Sina müziğin iyileştirici gücünü dile getirmişlerdir. Osmanlı musikisi bir ucu Çin'e, bir ucu Fas'a kadar uzanan Türk musikisinin yaklaşık 500 yıllık bir bölümünü oluşturmaktadır. Osmanlı döneminde hem Türk hem Batı müziğini bilen öğretmenler yetiştirmek amacıyla kurulan Darül Elhan ilk resmi müzik okulu
1927'ye kadar varlığını sürdürmüştür. Cumhuriyet döneminde İstanbul Devlet Konservatuarı haline dönüştürülmüş, Türk müzik kültürü Cumhuriyet döneminden başlayarak özde ulusallık, yöntemde çağdaşlık, nitelikte evrensellik ilkeleriyle gelişme ve ilerleme sağlamıştır. Değerli konuklar, sanat gökkuşağının yedi rengini çocuk gülüşlerinde aramaktır. Sanat, anka kuşunun kanadında uçsuz bucaksız gökyüzünü seyre dalmaktır. Sanat, evrenin kutsallığını eşsiz kar tanelerinde görebilmektir. Sanat, yeni gelen güne umutla merhaba demektir. Biz de bugün istedik ki notaların ışığıyla yüreklerimizde umut tohumları yeşertelim, evrene esenlik sunalım. Şimdi TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi Türk Müziği Orkestrası'nı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Konserimizin ilk bölümünde Tamburi Cemil Bey'in Hicazkar Peşrevini dinleyeceğiz. Ardından sözleri Şükrü Öngel'e, müziği Alaaddin Yavaşça'ya ait Şen Gözlerinle Yüzüme Bir Baktın adlı parça koro tarafından seslendirilecektir. Thank you.
şimdi de önce Laftacı Lütfü Bey'e ait Sana Ne Oldu Gönül Şadı Olmuyorsun adlı parça, daha sonra Ben Sana Gönül Vereli adlı şarkı ile klasik müzik konumuz huzurlarınızda. Thank you.
şölenimiz devam ediyor. Latif A'ya ait Yoktur Zaman Gel Mahım adlı fasılle sizleri baş başa bırakıyorum. Ninni Sesin adlı eseri solistimiz Berfin Balkan seslendirecektir. Alkışlarınızla davet ediyorum.